Gerete Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle bugün de sizlerle birlikteyiz efendim ve tabii ki sevgili partnerimin yorumlarıyla. Evet siz de derseniz ki ben de canlı yayınıza katılmak istiyorum. Benim de bir iki çift sözüm var. Bekleriz efendim. 0212 454 55 71 numaralı telefonlardan bizi arayabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımız var. Oradan da bizi takip ederseniz seviniriz. Özellikle Instagram sayfam TGT TV mesaj bölümüne mesaj bırakırsanız e, oradan da karşılıklı haberleşmiş oluruz efendim. Yazışmış oluruz. Bekliyoruz bu arada efendim. Evet tabii ki de e, onun yorumları olmazsa olmaz tüm enerjisiyle masasındaki yerini aldı. Teğetefem Müdürü, gazeteci radyo yorumcusu Atollah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. İyi günler diliyorum size ve bütün izleyicilerimize efendim. Nasılsınız? İyi günler diliyorum. İyiyim. Bugünümüze şükür olsun derler. Bugünlerimize şükürler olsun. Vallahi daha nasıl olalım? Avrupa donuyor efendim. Boğ var. Almanya'da, İngiltere'de iç dişleri bakan, işleri bakan istifa etti. Hükümet düşebilir. Böyle kargaşa varken şükürler olsun efendim biz huzur içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı efendim üşümeyeceğiz, üşütmeyeceğiz. Depolarımız dolu gaz probleminde yani doğal gaz probleminde enerjide Türkiye bir problem yaşamayacak. Bu önemli bir konjektörel açıklama çünkü sonbahar geliyor. Havalar üşütecek 4 derecelere kadar düşeceği bir ihtimalleri var önümüzdeki haftadan itibaren efendim yağmur fırtına e, ülkenin kuzey bölümünde bu hava görülecek. E, kar yağar mı onu bilemiyorum. E, neden olmasın hava soğuyor tabii. Meteorolojik bir göstergeler de ya da tahminlerde o günde ama e, yani yanılır mı? Yanar ama me yanılır ama mevsimi de tabii e, meteoroloji yanılabilir, tahminler yanılabilir. Mevsimi e, sonbahar içerisindeyiz. Dört derecelere kadar havalar düşecek. Aman dikkat edin. Bu arada e, Politika'da da siyaset diyorlar. E, politika diyelim. Biz doğrusu da Politika. Politika'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor. E, o da şu tabi e, biliyorsunuz e, şeye gittikten sonra Kemal Bey sayın kılıçdaroğlu Amerika'ya gittikten sonra İyi Parti heyeti de gitti. E, bu tartışmalar sürerken e, bir anda Mehmet Ali Çelebi Bey dün AK Parti'ye girdi. Sayın Cumhurbaşkanı rozeti taktı. Daha sonra da Fakı Baba yani eski Şanlıurfa Belediye Başkanı Şanlıurfa Milletvekili o da partisinden ve vekillikten istifa ettiğini söyledi. Hani belki hatırlarsınız Fakı Baba ceketimi koysam Şanlıurfa'da kazanır demişti. Öyle iddialı bir vekil. Sadece hatırlatayım niye böyle oldu onu bilemiyorum ama bu Seçimin yavaş yavaş yaklaştığının efendim şeyi adımları izleri bunlar bunu gösteriyor. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz efendim Kemal Bey'e aday yol karşıma çık meydanlarda efendim projelerimizi anlatalım dedi ama henüz adaylık meselesi belli değil altılı masada ve fakat. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da cevap verdi. Televizyona çıkalım dedi. Bu <laughs> bu da önemli. Şimdi aday ol, televizyona çıkalım. E, örtüşüyor mu? Bilemiyorum. Ama aday olmadığına göre şimdiye kadar, e, ya, tamam efendim bu konuda bir şey söylemeyecek ama kozlarımızı paylaşmak istiyorsanız o zaman televizyona çıkalım efendim. Evet, e, bakalım Kemal Bey aday olacak. <laughs> o konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı e, Kemal Bey'e idi. Onlar da e, e, efendim bir el ense de devam ediyor politikada. Dediğim gibi yavaş yavaş yaklaştıkça heyecan pik yapacak. Bütün bunları bu salgoları karşılıklı efendim salgoları görmüş olacağız. <laughs> Onu da belirtelim efendim. Evet. Evet peki başlayalım. Meteoroloji Uy. uzmanları buz gibi hava geliyor. Meteoroloji uzmanları bu geceden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak soğukların. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesine yol açacağını bildirdi. Uzmanların havanın yarından itibaren daha da soğuyacağı uyarısını yaparken yarın için birçok ili uyarıyor. Cuma gecesi titreyeceğiz diyen meteorologlar dikkat mevsimine göre çok soğuk havalar geliyor. Perşembe gecesi başlayacak soğuklar Cuma günü etkisini arttıracak Cuma gecesi titreyeceğiz. Evet, öyle devam edecek önümüzdeki Aman hafta alalım. içerisinde evet, artık de. artık kış moduna geçebiliriz yani. Onu ben da söyledik. Hala geçemiyor evet, ama yapacak ama bir şey Ama alışmanız mi? lazım. Ne yapacaksınız? Şimdi ben kışı sevmem diyenler için söylüyorum. Kış mevsimini sevenler de var. Hani dediğimiz gibi bir şey enerji problemi şey çekmiş olsaydık efendim doğalgaz var mı yok mu üşüyecek mi titriyecek miyiz değil mi efendim? Böyle bir sıkıntımız yok. Ee, ne yapacağız? Ee, i̇nşallah evimizde ısınarak bu kışı da geçirmiş olacağız. Onun için yani korkmaya gerek yok ama e, kış kışlığını yapacak ve geliyor efendim. Yani İstanbul'da mesela şu anda kaç derecelik hava var? Şu anda 18 falan. Ha, 18, 19 gün ortasında da öyle olur. Ee, böyle bir hava var. Düşün yarından itibaren 4 derecelere düşüyorsunuz. Aman Allah'ım yarabbim. Ciddi bir soğuk geliyor. Ciddi bir soğuk. Ona göre efendim parkalar, pardesüler çıksın. Sıkı Çift sıkı giyinelim. zaten de evet. psikolojik olarak hazır mıyım ben kendi adıma? Sizler evet. hazır mısınız? Yazar mısınız bir Telegram TV'ye? Havalar soğudukça benim gibi üzülenlerden misiniz? Ya yani ben kışı çok e, sevmediğim evet. için. Evet. <laughs> <laughs> Baharımı kışa çevirdin diye bir şarkı <laughs> da var ama e, şimdi dediğim gibi her mevsimin kendisine bir güzelliği evet. var. Kış olmazsa iyi bir yaz olmaz bahar yağmurları olmasa e, su bulamayız. Bunların hepsinin olması gerekiyor ve dört mevsimi birlikte yaşıyoruz. Evet. E, böyle bir ülkedeyiz. E, daha doğrusu dört mevsimi doya doya yaşıyoruz böyle bir coğrafyada Türkiye. Bu çok önemli. E, ne yapacağız? Kalın giyeceğiz, üşütmeyeceğiz, üşümeyeceğiz. İşimize işimize devam edeceğiz dedi yani bilhassa Yapacak bir şey yok. Tabii ekranlarda şurada burada görevini yapan insanların e, dikkat etmesi lazım yoksa e, Çıkamazlar. Haberlerini, programlarını sunamazlar efendim. evet Ama buyurun. ben de birkaç gündür çok iyi değildim. Böyle boğazım naneliydi ama çok şükür bugün çok daha iyi hissediyorum ha, iyi. kendimi. Geçmiş Vitaminler, olsun. Evet. Am aman efendim. Düşüttüm ben... herhalde. daha o mevsime salgın giremedim ya. ben da var tabii. Salgın tabi. da var. Herkes salgın hasta. E, o yüzden çok şükür bugün iyiyim. <laughs> i̇yi şükürler olsun efendim. Buyursunlar efendim. Peki efendim. efendim. E, devam ediyoruz. Buyurun. Hodri Bey'den <laughs> aday ol çık karşıma. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Grup toplantısında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, CHP liderine yüreğin varsa karşıma çık diye seslendi. İşte bu mesajlar. Evet, sosyal medya yasası. Hı. Yalan kampanyaları da birer çeşit terör saldırısıdır. Karşı çıkanlar çöplüğün ıslah edilmesini istemeyenlerdir. Evet. Maden kazası. Kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondur. İhmalı olanın gözünün yaşına bakılmayacak. Kılıçdaroğlu'na. Amerika Birleşik Devletleri gezisinin karanlık tarafları var. Bunun hesabını sormak partisine ve ortaklarına düşer. Adaylık tartışması. Kılıçdaroğlu, Hodri meydan. Kendine güveniyorsan seçimlerde çık karşıma. Vizyonlarımızı yarıştıralım. Eyvah eyvah ne olacak bakalım. Evet yani meydanlarda buluşalım. Me evet. Aday ol dediler. O da e, televizyona çıkalım dedik dedi. <laughs> Çünkü şu anda aday değil yani aday olsa belki efem çıkalım zaten meydanlardalar ikisi de e, dolaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da öyle Kemal Bey de e, dolaşıyorlar ama aday olmadığı için efendim ben aday olarak meydanlara e, çıkamıyorum diyemiyor. Ne yapalım? Televizyona çıkalım efendim. Eskiden televizyon şeyleri çok güzeldi böyle tartışmalar. Ciddi söylüyorum liderler çıkardı böyle mesela ee, rahmetli Özal ve Calp'ı hatırlıyorum. Köprüyü satarsın, satar mısın, satmaz mısın efendim, satmazsın efendim, satarım falan diye. O televizyonda ne tartışmalar yaparlardı ya. Evet. E, yani birinci köprü mesela, o da o şekilde yapıştı, devlet modelleriyle yapılmıştı. Ama herhalde bize devredildi artık birinci köprü. Bizim yani orada atılan... Geçişlerde atılan her kuruş ya da koyulan her kuruş artık bizim hazineye geliyor. İkinci köprüde de fazla zaman kalmadı yani. Oradan da alacağız. Bir de üçüncü köprü var. Bunlar yap, işlet ve devret modelleriyle yapılıyor. Yoksa hakikaten Türkiye'nin bütçesine çok ciddi şey getirirdi o zaman yani. Ama şimdi bu şekilde birileri yapıyor evet belki zarar bir müddet tabii 3. köprüde şeyler oldu biliyorsunuz geçişlerde. Hı hı. Tam kapasite olmadı. Ama şimdi oldu efendim. Aynen. Herkes geçiyor. Hatta orası da epey kalabalıklaştı yani. E artık öyle o zarar kısmı da kapanıyor. Onu da söyleyelim efendim. Evet. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı valla öyle diyor. Yani evet. aday ol çık karşıma konuşalım diyor. Meydanlarda konuşalım. Kemal Bey de meydanlarda ben zaten konuşuyorum bu bu saatten sonra efendim adayım aday olarak meydanlara çıktım diyemiyor ne diyor televizyonlarda tartışalım efendim. Evet böyle evet. de bir durum var yani onu da söyleyelim size. Ee, ama ne olar ne o ne, ne şeylerin dediği gibi Azerilerin dediği gibi ne olar bilemiyorum efendim. Evet. Peki bekliyoruz bir efendim. mesaj okuyayım ee, dedim tableti mi düşürüverdim. Mesaj evet, mı geldi? E, ne diyorlar efendim? Yani şöyle bizim biliyorsunuz bir e, Daimi izleyicimiz var kelime aklıma gelmedi. Sürekli bize yazıyor sağ olsun. Almanya'dan Bahtışen Hanım yine yazmış. Aha. Arzu Hanımcığım, Atabeycim sizi çok seviyorum. Havalar ne kadar soğuk olursa olsun siz bizim içimizi ısıtıyorsunuz. Evimizin Aha. neşe kaynağı oldunuz. İyi yayınlar. <laughs> Evet, çok, çok, şey. çok da ciddi falan. Çok teşekkür evet. ederiz e, Almanya'ya sevgiler, öpücükler gönder. Yoktunuz ne zamandır? E, Valla sizin de mesajınız bizi ısıttı, evet. soğuk sürütüyormuzlar diyeceğim ama bugün üşümüyorsunuz değil İ, mi? İnşallah <laughs> siz de sıcak sıcak değil mi efendim? Evet, ben de Almanya'da ya, evet. sıcak sıcak bir kış geçirirsiniz. İnşallah, Bilemiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz evet. bizi izlemeye devam edin o zaman sevgili Bahtişen Hanım. Evet. <laughs> evet. Buyursunlar efendim. Peki devam edelim. Genel maden İşçileri sendikası ihtimal ihmal ihtimali yüksek. Maden faciasında patlamadan sonraki 15 dakikalık kaydın silindiği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil bununla ilgili değerlendirmede bulundu. Dijital verilere dışarıdan müdahale edilemez, ekleme yapılamaz, silinemez diyen Yeşil, yer altındaki bütün görüşmelerimiz, gaz ölçümlerimiz hepsi kara kutu tarafından kaydediliyor. Gaz sensörleri de kayıt altında. Bu verilerin hepsi inceleniyor. 15 dakikalık kayıp mesesi şu. 18.15'te bize patlama olduğu haberi geldi. Bu veriler 18.05'te gaz seviyesinin %1.5 olduğunu bilgisi bize ulaştırılıyor ve elektrik kesiliyor. 18.05'ten 18.09'a gaz değerleri %1.69'a çıkıyor. Patlama en son sensör bilgi verdiği saatte oluyor ve her şeyi tahrip edip parçalıyor. Bu dakikadan sonra kayıt olmamasının sebebi patlamayla birlikte cihazların parçalanması dedi. Evet. Şimdi bugün Yücel Koç yazmış köşesinde Türkiye Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. O da bir yani ihmal, sabotaj üzerinde durabiliyor. Şöyle bir mantığı var. Bunu dün benim Dünya Dönerken programına katılan bir dinleyicim de söyledi. Evet. Şöyle... Şimdi biliyorsunuz Avrupa kömür şeyi üzerinde de duruyor. Yani eğer şey yoksa, efendim doğal gaz yoksa şu bu yoksa kömür de yakılabilir kazanlarda bu şekilde de şehir ya da kurumlar ısınabilir diyor. Ülkemizde ciddi bir kömür üreticisi bir ülke. Almanya'da yok mu? Var. Ama Avrupa'nın birçok ülkesinde bu maden yoğunlukta yok. Ama bizde var. Şimdi borular, enerji boruları. Kuzey akımı burosu biliyorsunuz şeyi bombalandı bir sabotaj söz konusu hatta bize de Türk akımına da böyle bir sabotaj ihtimali var ama Putin diyor ki biz bunu ortadan kaldırdık hatta bunu Ukrayna'ya mal ediyorlar Ukrayna'nın Ukrayna'nın böyle istihbaratının bu şekilde hareket ettiğini söylediler Amerika Rusya birbirlerini suçladı buradaki sanki hedef Amerika Avrupa'yı kendine bağlamak istiyor. Yani e, bu konuda e, bizden alın. E, bizim e, efendim, donmuş gazımızı öyle diyelim doğal gazımızı size verelim. Artık parası neyse onlar kendi aralarında <laughs> anlaşacaklar. E, ama bir hakikat var. Rusya'nın doğal gazının Avrupalılar tarafından Avrupa ülkeleri tarafından kullanılması e, kullanılmasını istemiyor. Böyle bir gerçek var. Amerika istemiyor. Ola ki efendim bizim böyle çok önemli bir kömür madenimizde, ocağımızda böyle bir sabotaj olabilir mi yani? Birileri bunu ortaya koymuş olabilir mi? Bize biz aslında buraya bir saldırı mı oldu? Çünkü 15-20 gün önce Enerji Bakanı dahil bir heyet oraya gitmiş, incelemelerde bulunmuşlar. Şimdi dün de Çalışma Bakanı bir açıklama yaptı. Bütün kömür ocaklarında, kömür ocaklarımızda yeniden bir şey bir teftiş başlatıyoruz. Hepsini elden geçireceğiz. Ama benim önümdeki raporlara göre maddi bir noksanlık söz konusu değil. Yani bunun dışında bir şey yapılacaksa ya da bir saldırı söz konusuysa onu bilemiyorum ama Sayın Bakan'ın dediği şu, ben bütün raporları inceledim, masaya yatırdık, baktık ki bütün tedbirler alınmış. Bir tedbirsizlik söz konusu değil. Peki burada niye patlama oldu? İşte böyle gizemli gizemli efendim şeyler çıkıyor ortaya. şimdi ihmal ihtimali yüksek diyor işçi sendikası. Böyle bile dese bunun üzerine gidilecek başka bir şey ortaya çıkabilir. Karakotu inceliyor, inceleniyor biliyorsunuz. Bunların hepsi ortaya çıksın. Hakikaten bize birileri saldırıyor mu ya da bize bir saldırı mı var, efendim karanlık noktalar mı var? Bunların hepsi ortaya çıkarılacak inşallah, umut ediyorum. Bu çok önemli. Bunu bir an önce önüne geçmek lazım. Çünkü Türkiye önemli bir kömür üreten bir ülke. Kendisine de yetiyor, hatta ihracat da yapabilir. Bütün Avrupa'ya buradan hemen yanı başımızdan Bulgaristan'dan başlayarak kömür satabilir. Bu da önemli bir enerji kaynağı, kömür. Dolayısıyla eğer e, Kuzey akımına bir şey varsa, e, yani Rusya'dan gelen Buru hattına bir saldırı varsa, kömür ocaklarına neden olmasın? Bu evet. da mümkündür. Onu araştırıp e, ortaya koyacak zaten hükümet, bunu araştıracak. <laughs> Meclis Araştırma Komisyonu bile kuruldu, ortak bir e, komisyon kuruldu. Bunlar hepsi. Araştırılacak su yüzüne, gün yüzüne çıkarılacak. Önemli çünkü bu. Evet, evet buyurun. Şimdi şöyle bir mesaj gelmiş. Hı. Ben İdris, iyi yayınlar. Bartın'da kardeşlerimizi kaybettik çok üzgünüm. Fakat hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına neden maden kazaları Türkiye'de? evet e, Tabii yorumunuzdan dolayı ve duygularınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Bu arada tüm izleyicilerimizi Instagram sayfamız tegerte.eu.tv'ye de bekliyorum. Tekrar hatırlatmak istedim. İdris kardeşimize söyleyelim. Bütün dünyada oluyor. Hı hı. Mesela bu İdris kardeşimiz hemen e, Google'dan e, arama tarama yapsın. Hı hı. E, hangi ülkede, hangi mesela Japonya'da da oldu. Evet. Da oluyor bu maden kazalarında kaç kişi ölmüş evet. sırayla yıllara göre ortaya koydu. Yani sadece Almanya'da, Türkiye'de değil bunu Türkiye'de zaten değil. kaç gündür konuşuyoruz da. Tabii tabii Türkiye'de bunların birçoğu elden geçirildi birçok dün de bakan da konuştu. Benim önümdeki raporlara baktığımda burada bir aksaklık eksiklik Hı -hı. görülmüyor. Hı -hı. Bununla ilgili haberi okurken de bakın orada Hemen hemen bütün o elementlerden bahsediliyor. Şu vardı, bu vardı, bu tespit edildi, enerji gitti, bilmem ne oldu falan diye. Bu İdris Bey kaç yaşında bilmiyorum ama İdris Bey miydi? İdris Bey. Ha evet. bu İdris Bey efendi bu soruştursun, sorgulasın hangi ülkede, ne zaman, hangi tarihlerde, ne kadar efendim şey yapmış. Bu bu kazalar meydana gelmiş. Türkiye bu, bu konuda eskisi gibi değil. Yani 80'lerde <laughs> 80 olduğu gibi, hatta 2009 gibi dedi, şey 2009 diyorum, 2015'te 2000'lerdeki gibi dediği <laughs> çok ciddi şeyler yapıldı. Bilhassa o Soma'daki kazadan <laughs> evet. sonra ciddi adımlar atıldı. Artık eskisi gibi değil, Türkiye'de bu konuda çok ciddi önemler alıyor. Epeydi yoktu yani, 20 yıldır, 20 yıldır neredeyse ya da 15... 16 yıldır bu tür müessif olayları duymuyorduk. Ama şüpheler var. Yani her türlü tedbir alındı. Buna rağmen niye bu patlama oldu, bu yangın oldu? Bu şimdi araştırılıyor. Dediğim gibi Yücel Koç'un da bugün Türkiye Gazetesi'nde e, e, genel koordinatör. E, çok enteresan bir makale. Herkese tavsiye ediyorum. Onun da okumasını istiyorum efendim, okumasını. Evet, buyurun efendim. Evet. Grevler Avrupa'da hayatı durdurdu. Enerji krizi ve pahalılık Avrupalılara iş bıraktırdı. Ulaşım felç oldu. İngiltere'de evet. demir yolu, Belçika'da hava yolu çalışanları, Almanya ve İsviçre'de <laughs> pilotlar iş bıraktı. Fransa'da akaryakıtçıların grevine yeni sektörler eklendi. Yüz binden fazla Fransız sokağa çıkıp eylem yaptı. Gösterilerde olay çıktı. Şimdi dün Fransızları konuşmuştuk. Yani Avrupa grevle boğuşuyor şu anda. Tabi ee, şimdi Fransız e, bir, bir işte hanımefendi. Öbür tarafta bir pompacı hı hı. benzinlikte birbirlerinin yüzüne tükürüyorlar. Çok kötü böyle. Çok ilkel bir şey var orada. E karşısında bir tane hanım var ya. Yani hanım bir şey söylüyor. Bağıra bağıra bilir de sinirli de olabilir. Çünkü oradan bir e, benzin alacak, mazot alacak müşteri sonra niye tartışıyorsunuz? Bu iki bu birinci husus. Hı hı. Yani enerjisi, sıkıntısı çekiyor. Ee, ve hakikaten e, efendim çok e, kötü bir durum var. Öbür tarafta efendim e, pahalılık, enflasyon. Yani insanların almış olduğu ücretler yetmiyor. Hı hı. Biz şimdi diyoruz ki canım 2500 liraydı e, efendim asgari ücret 5500 lira oldu. Şimdi 9000 liradan bahsediyorlar, 10000 liradan bahsediyorlar. Bunların çok bu rakamların çok da altında olmayacak yani bu rakamlarda asgari ücretli Türkiye yılda evet bir yılda üç defa zam yapmış olacak hı hı. E, emekliler çalışanlar yüzde 36 mesela devlet memuru almıştı yaz aylarında sonra kırk 41 yüzde kırk'ın üzerinde zam yapıldı ücretlere evet. e şimdi yılbaşı geliyor yine ücretlere e, zam yapılacak e, Bu gerçekler e, ortada öbür tarafta e, Avrupalı hem e, enerji sıkıntısı çekiyor ücretlere de zam gelmiyor, verilmiyor ve şeyler var. Hayatta çok pahalı. Hakikaten hayat hiç şimdiye kadar mesela, ki. mesela İngiltere'de dün bir haber vardı. Son 40 yılın, evet. bak son 40 yılın enflasyonunu yaşıyor İngiltere. O da bize denk geldi. Evet, yani İngiltere ki. böyle bir şey yaşıyor biz mesela yaşadık yaşıyoruz devam ediyoruz ama bizde e, ücretlere zam yapılıyor. Ücretler ücret, ücretler arttırılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi e, 9-10 milyon alsa bir asgari ücretli en azından ezilmez. Hı hı. Yani refah payını yükseltiyorsunuz hükümetin bu adımları var. Bu güzel. Ama Avrupa'da e, ciddi bir şekilde grevler başladı. Evet. Evet devam edelim. E, i̇ki yıl daha eski ehliyet değişiminde süre uzadı. Nüfus müdürlüklerinde son günlerde yoğunluğa sebep olan eski tip sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinde süre 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Dün vermiştik 31 Aralık 2022 diye evet. ama bugün tekrar e, böyle bir düzenleme yapıldı. Çünkü hakikaten çok kalabalık. Benim ehliyetim geldi bu arada. Ha Hayırlı geldi. olsun. Geldi. Ben kurtuldum. Ben e, sıramı savdım. Değiştirmeyenler de şimdi sıra ama 2024'e kadar uzamış. Bir çikolata falan vesaire tatlı herhalde düşünüyorsunuz servise <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Burada Bey feda hep olsun size tatlı. Ya hayır yani, Yeni almadım ehliyetim. yenilendi yani. Ha yenilendi sadece <laughs> anladım ben yanlış anladım. Şimdi <laughs> dün bir halk programı var TGRT FM'de dünya dönerken saat 16'yı. 10-15 geçe başlıyoruz. 2 saat orada. Evet. E, vatandaşa mikrofon tutuyoruz. Bir tane kamyoncu hemşerim aradı. Dedi ki ya dedi ben dedi yeni ehliyeti aldım 270 lira. Ha. Sonra birisi aradı ya biz 15 lira. Veriyoruz. Tabii tabii 15 lira 2 lira böyle bir, bir şey. Ama o 15, neymiş 15 biliyor musunuz? İkinci, üçüncü defa değiştirenler yani ha. Bir, birinci defa siz ilk, ilk defa 15 lira ama ikinci defa değiştirdiğinizde o zaman fiyat da artıyor. Aa, çok saçma değil mi? Aa, bilemiyorum artık yani bir başka <laughs> dinleyicimizin söylediği bu. Kuyrukların oluşmasındaki sebep de önce E-Devlet üzerinde bir şey var, bir belge var onu dolduruyorsunuz. Ee, yani genel durumunuzla ilgili onu doldurduktan sonra onu tekrar efendim e, nüfus dairesine gittiğinde hı hı. onunla uğraşmıyorsunuz ya da memur onunla uğraşmıyor. E devlette dolduruyorsunuz onu memur açtığı zaman görüyor ha e, bilgiler burada e, en son efendim e, işte bir sağlık raporuydu şuydu buydu falan bütün doneler hı hı. orada tabii, tabii. kişiyle ilgili. Aynen. Aa, ben gördüm burada tamam bunlar tamam. Ondan sonra diğer işlemlere başlıyor ama onu doldurana kadar kişiyi ev kişiye onu sorgu attırana kadar efendim şöyle miydi böyle miydi o da zaman alıyor hmm. yani E devletten de istifade ederim oradan o zaman bir evet. hanımefendi doktor aradı dedi ki sebeplerden bir tanesi de bu lütfen E devlette bu belgeyi doldursunlar öyle gitsinler o kuyruklar irir o, neyse o şeyi belgeyi bu. doldurup. <laughs> E, sağlık ocağına gidiyorsunuz. E, tabii işte da... bir gün sonra sizin Hı. kendi aile hekiminize düşüyor ha, o rapor. Evet, evet. O da hemen onaylıyor. Aynen, Bitiyor. Işte, bir kontrol ediyor, göz kontrolü evet. falan muayene ediyor. Ama onu yapmadan giden var mı? Hayır, var? onu yapmadan o, o çok olmaz. Boşu boşuna. Başı hem e, kendi keh. zamanlı, hem memurun zamanlı. O evet. bir doktor hanım e, radyo dostu da aradı dedi ki mutlaka bunu yapın. Hı -hı. E, yani orada boşu boşu koyruklarda beklemeyin kimsenin önünü de tıkamayın. Aynı. İki yıl daha efendim uzatıldı. uzatıldı. Bu panik çok önemli. Panik yok, panik yok ama Tabii. son dakikaya bırakmayın yani. Evet. Yine de değil mi? No panikanu. No Mesela panic. siz şimdi belki üzülüyorsunuz değil mi? Ben e niye yani aldım gittim, diye. Neyse hallettim ben sonuçta bu iş yapılacak mı yapılacak ama ha. hakikaten zor randevu buldum falan. Evet. Neyse hallettim. Onu. Ama evet. hallettiniz. Hallettim. Yani halletmiş olmanız sizi sevindiriyor. Kesinlikle. Ya niye keşke iki sene sonra gitseydim ben de falan demiyorsunuz değil mi? Hayflamıyorsunuz. Bu konuda bir hayflanma yok. İyi ki almışım, önceden almışım ama e, almayanlar iki yıl süre var efendim. Bu zaman zarfı içerisinde süre uzatıldı. Rahat rahat efendim gidip bu ehliyetinizi evet. yenileyeceksiniz. Şimdi sıradaki haberime geç geçeceğim ama bir mesaj gelmiş. Ee, sizin efendim de bir mesaj gelmiş. Merak etti Atabey. Yok ettim. kötü ne hiçbir şey yollarda yok. Atallah Bey vatanı milleti için konuşan hizmet eden her kim olursa olsun yiğit er kişidir. Rabbim her daim yoldaşınız olsun. İyi yayınlar. Hatay'dan Bekir. Bekir Bey teşekkür ediyoruz. Biz de ne teşekkür ediyoruz. Bekir Bey'e buradan selam gönderiyoruz. Evet. Vatan söz konusu olunca gerisi teferruattır zaten. Vatan millet söz konusu olduğunda yani bizim özelimiz teferruat olur evet, efendim. Evet kesinlikle. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz de sevgiler gönderiyoruz Hatay'a. Evet. Büyük işbirliği TOG için bin şarj istasyonu. Shell TOG ile anlaşma imzaladı. Trugo 81 ilde yerli otomobil için bin şarj istasyonu kuracak. Şa şarj ya biliyorsunuz şarj, şarj diyenler var. Z değil J. Şarj onu tekrar buradan bir düzelttim. meşhurdur o <laughs> ama şarj evet. Şimdi e, bin tane yeter mi bilmiyorum yani. Bin noktada ama gene olacak güzel evet. bir şey. Yani bunların binlerce olması lazım bir şehre gittiğinizde kaç tane benzinlik olur? Anadolu şehirlerinde bile e, hakikaten e, ciddi oranda e, benzinlikler var. İşte bunun gibi düşünün. Bu yavaş yavaş yaygınlaştıkça tabii bu ben, şeyler, şarj istasyonları da e, efendim, ne olacak? Yayılacak, Yayılacak, yerini bulacak çoğalacak ama çoğalacak tabii ki. E tabii çoğalacak. Şimdi bin tane olması güzel. Aa vallahi çok güzel de duruyorlar. Baksana sana ne kadar şık. Kişi kendi mi doldur? Tabii kendi yapacak. Kendisi yapacak ya da pompacı da olsun efendim yani. Lütfen bekliyoruz. Yani bunlar sahipsiz olur mu bilemiyorum tabii ama kendisi yapacak. E, e, teknoloji efendim. Şarjladık arabayı gidiyoruz. Oo. Evet bugün izleyicilerimiz gayet e, güzel katılım yapıyor. Dedik dedik interaktif olsun ya sağ olsunlar. Kim? Cevri... Cevriye Hanımdan güzel bir mesaj gelmiş. Ee, İstanbul'dan Cevriye ben. Ee, kızım Dilan sizin için akrosti şiir yazdı okursanız sevin. Akrostişir, ne kadar çok vardı değil mi? Ya. Biz ilkokuldayken falan hani Hakikat. öğretmenlerimize bana da yazılmış hmm. okumamı ister misiniz? Tabi tabii, tabii mi? ne demek bizi iftihar eder Yani. <laughs> Tabi arzu harflerinden hemen bo, okuyorum şiirimi. Bo, programı beraber yapıyoruz. Peki teşekkür ederim. Evet, ama efendim. bir dahakine e, neydi Hı. Cevriye Hanım kızınız e, Atabey'e de yazsın. Ataullah. biraz uzun ama Ata olarak da yazılabilir. <laughs> Peki okuyorum. Ay parçası gibi yüzün ruhumun içine işlemiş. Zambak zambak gözlerin umutlarımı süslemiş <laughs> Teşekkür ederim. Şiirin fıkra Dilini mı? Dilan'ı öpüyorum. Aa, beğenmediniz mi? Ben ya, çok yok, beğendim. Dilan'ı öpüyorum. Yani Ama arzuş mu? A, R, Z, ha, o şekilde. Tabii ya. akrostiş. Hış, Biraz ma Mani gibi mi? Mani sanki? gibi mi? Ma Ama bir tekrar Atlastik okuyun. Şey, ne diyor? Ay parçası gibi yüzün, Hı. A. Evet. Ruhumun içine işlemiş, R. Tamam. <laughs> zambak zambak gözlerin, E. Umutlarımı süslemiş, U. Gayet güzel yazmış. Tabii Vallahi. ki ya. Teşekkür ederim. O, o. Kocaman öpüyorum. Bir Kocaman. Bu <laughs> e, müstahar isim olmasın? Bir beyden gelmiş olmasın? Aa hayır canım hayır, evet. Cevriye Hanım kızı yazmış. Yani birisi de söyleyebilir. Niye kızdınız? Niye de şey yaptınız ki bir <laughs> an. <kızdı. gülüyor> bir beyefendi de yazabilir yani. Yani bekliyorum canım e, şiirin. Yani. Be, kız, Bey kızı, e, hanımı olmaz hanıma diyorsunuz. Hanımı olmaz yani. Sanki bana öyle teşekkür gibi geldi. Ederim. Yani Aa, benim yorumum tabii, bu karşı tabii, çıkabilirsiniz. Öyle geldi. Evet bana öyle gibi geldi. Peki, Buyurun e, çok efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben efendim teşekkür ederim. devam ediyorum. Buyurun. Telefonların üçte biri kaçak. Türkiye'de 3 telefondan biri kaçak. Hükümet vergi kaybına önleme paketi getiriyor. Klonlama engellenecek. Bir yıl sinyal alınamayan telefonların e-mailleri iptal olacak. Eyvah e eyvah. Şimdi ne olacak? Sabah saydık bizim mesela ofiste. 10 kişinin 8'i kaçak zaten. Evet tabi. Nereye gidecekler? Kıbrıs'a gidiyorlar günü birlik. <laughs> evet. Tabi orada bir gün kalıyorlar, ertesi gün dönüyorlar. Bunlar olmayacak mı yani? Bunları ortadan kaldıracaklar mı? Milletin elinde telefon var adam almış mesela. Yani ne yapacaksınız? Ha bundan sonra önüne geçilmek isteniyorsa bilemiyorum ama belli bir tarihin olması lazım. İnsanların cebinde bu telefonlar var. Evet. Yılda bir defa bir yurt dışına gidip geliyorlar en yakın yere. Efendim devam ettiriyorlar. Şimdi bilemiyorum telefonlarınız artık sinyal almıyor. Koca koca markalar efendim şimdi adam mahcup olacak. Düşünebiliyor musunuz yani? ben şimdi şuna benziyor. Siz zaman zaman kalabalık şehirlerde özellikle İstanbul'da evet. adamın altında efendim apartman gibi cip var. Affedersiniz jip var. Ha, cip. Değil jip. mi? <laughs> evet. Çipsiz olmaz araç yalnız. Şimdi metroda siz ilerliyorsunuz. Yolumuz özel. Frensiz devam ediyorsunuz. Adama şöyle bakıyorsunuz. Ben bazılarını görüyorum şöyle bir el sallıyorum. <laughs> Adam ifrit oluyor. Değil mi? Yani altında araba var ama gidemiyor. Şimdi adamın cebinde telefon var. Marka marka falan. E, Türkiye'de vardır mutlaka fiyatları bu kadardır. efendim Ama yurt dışında çok ucuz. Bir pilot arkadaşına rica etmiştir. E, bir, bir, bir yurt dışına çıkıp gidip gelen dostlarına yani. rica etmiştir. E Atabey şimdi gülüyorum Buyurun. biraz. Yani ismini e, vermek istemeyen bir izleyicimiz yazmış. Gerçekten güldüm. Kocaman adamlar ülkeye kaçak giriyor. El kadar telefonu mu dert ettiniz efendim? <laughs> çok uzak. Hayır yani girmesin tabii yani bir kaçmasın ama yani adam almış bir defa bunu kullanacak. Buna bir çare bulmak lazım. Bundan sonra Aynen. olmaması için. Ya da niye adam alıyor mesela? Bize geçmişte... Daha uygun çok... normal mağazadan 25 bin liraysa 14 bin. Türkiye'de evet. tabii Mesela şimdi eskiden dayatıyorlardı bize yerli malı diye. E, yerli araçları değil mi? Birçok evet. marka vardı böyle. E, şimdi isimlerini söylemeyelim. E, ondan sonra e, Sabancı merhum bir araç getirdi dışarıdan. Araç geldi. Şimdi birçok e, efendim marka Avrupa'nın üretmiş olduğu birçok marka Türkiye'de üretiliyor. Fabrikaları var. Şimdi biz bu araçlara biniyoruz. En lükslerine biniyoruz. Şimdi o zaman ne yapacaksınız? Yani bu telefonlar herhalde Türkiye'de üretiliyor. E burada ama pahalı, fiyatları evet. çok pahalı. Bir şekilde o imay e numaraları kırılacak tekrar. Evet. E, çok güzel haberlerim vardı aslında böyle soft haberlerim de var ama onları. Ee, yarın sizinle tartışmak tabii, istediğim tabii. birkaç konu var ee, bir, bir, bir tanesi Yargıtay'dan bir kararla ilgili bir tanesi de e, kadınların zayıf olma hastalığıyla ilgili harika haberlerim var ama diyorum ki onlara yarın girelim Atabeyciğim reklamlara gireceğiz evet, çünkü çok mi? teşekkür ben ediyorum. Teşekkür evet, teşekkür evet efendim bildiğiniz üzere çarşamba perşembe ve cumaları Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatıyor reklamların ardından bir ona kulak verelim bakalım kök hücre nerelerde kullanılıyormuş.